Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte farklı bir sheet metal uygulaması yapacağız. Bu uygulamamızda sheet metal araçlarını kullanarak farklı kesitleri bend komutuyla süpüreceğiz ve modelimizi oluşturacağız. Buradan da açılıma gideceğiz. New diyorum. Part'tan sheet metali seçiyorum. İsmimi veriyorum ve OK diyorum. Ardından birinci kesitimi çizmek için sketch'e geliyorum. Tab düzlemine geliyorum. Sketch diyorum. Ardından Center Rectangle'dan, merkezden dikdörtgenimi çiziyorum. Ölçüleri çift klikliyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra diğerine geliyorum. Aynı şekilde ölçümü giriyorum. Ardından Fillet komutuyla kenarlara klikliyorum. Line'larıma. Bunları arklara dönüştürüyor. Her birine tek bir seferde değer girmek ve hepsinin tek bir seferde değişmesini sağlamak için eşitliğe geldim ve ölçülere birer kere klikledim. Daha sonra masumun skor lokuna iki kere basıp ölçün üzerine gidip çift klikliyorum ardından ve ölçüm karşıma geliyor. Değerini giriyorum. OK diyorum. Birinci kesitim hazır oluyor. Daha sonra tab düzleminden 300 birim mesafede yeni bir düzlem oluşturuyorum. Ardından sketch'e geliyorum. Yeni oluşturduğum düzlemi seçiyorum. Şimdi dairesel yapıya yakın bir form çizeceğim ama buradaki pointlerin birebir birbirini karşılamasını da sağlayacağım. Bunun için rectangle'a tekrar geldim. Center rectangle'a. Merkezden yakaladım. Ölçüsüne girdim. 100,1. Diğerine de geldim. 100,1 dedim. Ardından fillet komutuyla arklarımı oluşturdum. Eşittir'e gelip ölçüleri 1/50 sonra ölçüme geldim. 50 değerini girdim. Gördüğünüz gibi OK dedim. Şekilde oluşturdum. Şimdi Shape altından Blend komutuna geldim. Section yerine Selection section'ı seçiyorum. Buradan da daha sonra kesitimi çiziyorum. Başlangıç noktası burası oldu ve 8 point'ten oluşuyor. Insert diyorum. Diğer kesitimi seçiyorum. Bunun da başlangıç noktası aşağıda. Bunu döndürürseniz ona göre değişecektir. Aynı noktadan başladığı için istediğim geometriyi rahatlıkla elde etmiş oldum. OK dedim. Ardından açılım alabilmem için Rip altındaki Sketch Rip'e geldim. Front düzlemini seçip Line komutuyla Line'ımı çizdim. OK dedim. Yönümü ayarlayarak ne tarafın kesileceğini belirledim. OK dedim. Ardından Preview'ye kliklediğimde gördüğünüz gibi açılım halini alabildim.